Tamam. Başlayayım. Askerden gelişim. Ali Seydi abi, sene 1981 Haziran ayının son günleriydi. Ramazan bayramının birinci günüydü. Askerden izine gelmiştim. Ben de rahmet dedem kahve çalıştırıydı. İlk gören ben oldum. Buraya rahmetli Hüsnü ile Hüseyin abinin yanına müjde vermeye koştum geldim. Sizin bu eve. Dükkan vardı. Dükkan vardı. Hüseyin abinin yanına koşa koşa geldim. Hüseyin abi müjde dedim. Ali Seydi abi izine geldi askerden dedim. O arada bana dedi ki rahmetli Hüsnü bacına git an şu arka kapıdan dedi müjde ver dedi. Ben de geldim Hüsnü bacıma müjde verdim. Hüsnü bacı Ali Seydi abi askerden geldi dedim. Mekan cennet olsun. Ayağı yalın ayak. Terlik falan takmadan ayağına Ali Seydi diyerek koştu. Çarşıya doğru mu? Çarşıya doğru. Tabi Ali Seydi abi çarşıda rahmetli Küsügen mi, Velen mi, Azzem mi, Adı Güzel abi falan kulunu söğün Kosraf. Yok hiçbir olmaz. Söğüne mi? Bunlar gördüler. Hep Ali Seydi abi böyle bir avluka için aldılar. Ali Seydi hoş geldin diye. Saydıkları hiç kimse yok şimdi. Hepsinin de mekan cennet olsun. Bu arada Hüsnü bacım rahmetli hanı da Ali Seydi gel dedin gelmeyi dedi şu köşede Kemal abi gün köşede. Ben de dedim daha orada bak başına yaşlılar toplandı konuşuyor falan derken. Tabi o zaman ihtiyarlar da yaşlılar da anlayış göstererek Hüsnü bacımı görünce dağıldılar. Yavrusuna sarılsın hasret gidersin diye. Hüsnü bacı rahmet dedi ki Ali Seydi anan öyle. 5 dakikalık yolu dedi gelemedin dedi. Oradan buraca Malatya'ca geldin de dedi. Öyle bir sarıldılar hasret giderler tabi. Rahmetli Hüseyin abi de gofret satardı. Çikolatalı gofret. O zaman bana bir derste böyle. Müjde yerine gofret mi? Beyaz gofretler. Aynen öyle. Büyük kutularda. Aynen öyle oldu. Onu verdi. Ben de Hüsnü bacım rahmetlinin etrafında dolanayım ki Hüsnü bacı da belki bir şey verir diye. O zaman yaşım 12-13. Aklına gelmiş. Aynen öyle oldu işte. Ondan sonra 10 dakika sürmedi baktım ki Hüseyin abinin rahmetlinin evi bir bayram yerine dönüştü. O zaman tabii komşuluk daha ilişkileri daha sıkıydı. Başkaları geldi hoş geldin. Aynen öyle oldu. O gün bir bayram şeyi yaşandı. İkinci bir bayram yaşandı daha doğrusu o zaman. Öyle oldu. Böyle de bir anılarımızı tazelemiş olduk. Benim bile unuttuğum tarihler. Tam bayramda geldiğim filan. Tabii ki hafızam biraz daha... Seninki öyle ya, ben unutuyorum. Bu konularda. Genelde kahve ortamında büyüdüğümüz için köyde. Çoğu kesimi... Ben bile Adı Güzel abinin ismini bilmiydim. Sen ne dedin? Mehmet Sevim. Mehmet Sevim. Mehmet diye geçiyor Adı Güzel abinin ismini köyde. Biz de bile daha geçen yıla kadar Adı Güzel biliydik. Sen dedin ki... Ben söyledim, doğru. Mehmet Sevim dedin. Her ne kadar halk arasında Adı Güzel diye bilirse de... Resmi de onbaşı da derlerdi evet. Onbaşı. Nüfus kayıtlarına göre Mehmet Sevim diye. Nereden biliydin? Bunu kahve ortamında büyüdüğümüzden dolayı herhangi bir resme evrak geldiği zaman tebligat, evrak falan onlardan Mehmet Sevim diye sorulduğunda işte o şekilde öğrendim yani. Soruyla resme evrak geldiğinde posta. Değil oldu işte. Asker. Hepsinde mekanı cennet olsun. Geçmişlerimizin yaşayanlara da sağlık sıhhatler diliyorum. Allah Allah teşekkürler. Senin de eline sağlık. Teşekkürler. Bunu şey yaptığın için. Böylece bir anıları tazelemiş oldum. Ben de geçmişi hatırlattım. Benim unuttuğum anlar bile. Bayramda geldiğimi bile ben unutmuştum. Sen hatırladın. İşte Ali Seydi abi o zaman Hüseyin abi rahmetin küçük bir mahalle bakkalı vardı. Şu köşede. O zaman öyleydi. Oradaydı. Pencereden millet alışıyordu. Öyleydi.